Evet. Türk Ticaret Kanunu, acente ve acente işlemleri. Bir önceki videomuzda acentenin ne olduğunu açıklamıştık. Şimdi acentenin ücret ve acentelik işlemlerinde ücret hakkında hakkı ile devam edeceğiz. Acentelik ilişkisinin devamı süresince kendi çabasıyla veya aynı nitelikteki işlemler için kazandırdığı üçüncü kişilerle kurulan işlemler için ücret isteyebilir. Evet, zaten ticari işletmelerin maksadı da kar amacı olduğu için ücret doğal bir hakkıdır. Bu ücret hakkı üçüncü kura boyunca önceki acenteye ait olduğu halde bu ölçüde doğmaz. Acenteye belli bir bölge veya müşteri çevresi bırakılmışsa acentelik ilişkisinin devamı süresince bu bölgedeki veya çevredeki müşterilerle kendi katkısı olmadan kurulan işlemler için de ücret isteyebilir. Acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra kurulanlar işlemler için acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra diyor, buraya dikkat edelim. İşleme aracılık etmişse veya işlemin yapılmasının kendi çabasına bağlanabileceği ölçüde işlemi hazırlamış ve işlemde acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra uygun bir süre içinde kurulmuşsa, birinci veya ikinci kuralın birinci cümlelere uyarınca ücret istenebilecek bir işleme ilişkin olan üçüncü kişinin icabı acentelik ilişkinin sona ermesine önce acenteye veya müvekkile ulaşmışsa ücret isteyebilir. Yani bu iki maddeye göre acentelik ilişkisi bitse bile acente ile ilgili işlemler yapmışsa ücret talebinde bulunmaya devam edebilir. Acente ayrıca müvekkilinin talimatına uygun olarak tahsil ettiği paralar için de tahsil komisyonu isteyebilir. Yani müvekkili derken acentenin bağlı bulunduğu tacir veya şirket. Evet, ücrette hak kazanma zamanı. Acente kurulan işlem yerine getirildiği anda ve ölçüde ücret hak kazanır. Evet, acente işlem yerine getirildiği anda ücret hak kazanır. Taraflar bu kuralı acentelik sözleşmesiyle değiştirebilirler. Yani taraflar bunu değiştirebilirler. Hangi taraf? Tacir ve acente sahibi. Ancak müvekkil işlemi yerine getirince acente izleyen ayın son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanır. Herhalde acente üçüncü kişi kurulan işlemi yerine getirdiği anda ve ölçüde ücret hak kazanır. Üçüncü kişinin işlem yerine getirmeyeceği kesinleşirse acentenin ücret hakkı düşer, ödenmiş tutarlar geri verilir. Aracılık verilen sözleşme müvekkilin kısmen veya tamamen öngörüldüğü şekilde yahut getirmeyeceği kesinleşse bile acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle sözleşmenin yerine getirilemediği halde ölçüde acentenin ücret hakkı düşer. Ücretin miktarı. Sözleşmede hüküm yoksa ücretin miktarı acentenin bulunduğu yerdeki ticaret tamile tamil de mevcut değilse hayalin gereğine göre duruma göre o yerdeki asli ticaret mahkemesince belirlenir. Evet, sözleşmede eğer yani acente ile tacir veya şirket arasında bir sözleşme varsa ve eğer ücretle ilgili bir anlaşmazlık çıkarsa o anlaşmazlık acentenin bulunduğu yerdeki ticari teamüle göre. Eğer teamül mevcut değilse yani bir açıklık varsa o zaman asli ticaret mahkemesince bu sorun çözülür. Ücretin ödeme zamanı. Acentenin hak kazandığı ücretin doğumu tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ve herhalde sözleşmenin sona erdiği tarihte ödenmesi gerekir. Ücret istemi, muaceliyeti ve hesaplanması bakımından önemli olan bütün konular hakkında acente bilgi istediği takdirde müvekkil bu bilgileri vermek zorundadır. Ayrıca acente, ücrete bağlı işlemlere ilişkin defter kayıtlarının ücretlerinin de kendisine gönderilmesini müvekkilinden isteyebilir.
Müvekkil defter sureti vermekten kaçınmışsa ya da defterlerin doğruluğu ve tamlığı konusunda kuşku duymaya gereken haklı nedenler varsa acente, ticari defter ve belgelerin ilgili kısımlarını ya da kendisi inceler ya da bir uzmana inceletebilir. Müvekkil buna izin vermezse sorun mahkeme duruma en uygun şekilde karara bağlar. Yani bu maddede acente ile ticari tüccar arasında temsil edilen arasında bir sorun çıkarsa bu sorun en son çözülemezse mahkeme kararıyla çözülebilir diyor. Ayrıca şurada acente müvekkilden yani tacirden bilgi isterse eğer müvekkil tacir veya şirket bu bilgileri vermek zorundadır. Ayrıca acente ücrete bağlı işlemler için defter kayıtlarının suretlerini kendisine gönderilmesini müvekkilinden isteyebilir. Evet, burası önemli. Olağanüstü giderlerin karşılanması. Acente yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptıklarından ancak olağanüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir. Evet. Ancak olağanüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir. Hapis hakkı. Acente, müvekkilinden bütün alacakları ödeninceye kadar acentelik sözleşmesi dolayısıyla alıp da gerek kendi gerek kendi elinde gerek özel bir sebebe dayanarak zilyet olmakta devam eden bir üçüncü kişinin elinde bulunan taşınırlar ve kıymetli evrak ile herhangi bir eşyayı temsil eden senet aracılığıyla kullanabildiği mallar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Yani acente işletenler müvekkilindeki yani tacir bağlı bulunduğu şirket tarafından kendisine ödenmesi gereken borçlar ödenmezse diyor acentede bulunan mallar taşınırlar üzerinde bu borç ödenene kadar hapis hakkına sahiptir veya kıymetli evrak içinde hapis hakkına sahiptir diyor madde 119. Müvekkile ait mallar acente tarafından sözleşme veya kanun gereği satıldığı takdirde acente bu malların bedelini ödemekten kaçınabilir. Evet, müvekkil haciz bulunduğu takdirde yani haciz durumunda acentenin henüz muhatap olmamış alacaklar hakkında birinci ve ikinci fıkıh hükümleri uygulanır. Yani bu durumda da acente hapis hakkına sahiptir. Şimdi müvekkilin borçları. Müvekkil acenteye mallarla ilgili bilgi belgeleri vermek. Müvekkilden kasıt tacir veya şirket. Acentelik sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerek olan hususları ve özellikle iş hacminin acentenin normalde bekleyebileceğinden önemli surette düşük olabileceğini bildirmek. Acentenin yaptığı işleri kabul edip etmediğini ya da yerine getirilmediğini uygun bir süre içinde bildirmek. Acentenin istemeye hak kazandığı ücreti ödemek. Ücret, avans ve olağanüstü giderleri madde hükümlerine göre faiz ödemek zorundadır. Bu maddeye aykırı şartlar acentenin aleyhine olduğu ölçüde yetersizdir. Evet. Demek ki acentenin bağlı bulunduğu tacirin üzerindeki sorumluluklar bunlar. Acentelik sözleşmesinin sona ermesi. Madde 121. Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini tarafların her biri 3 ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Evet, belirsiz bir süre. Burası önemli. Bakın, belirli demiyor. Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini taraflardan her biri 3 ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Eğer belirsiz bir acentelik sözleşmesi yapıldıysa taraflardan birisi yalnız şart nedir? Şart 3 ay önceden ihbarda yani bildirimde bulunulması gerekir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa bile haklı sebeplerden dolayı her zaman feshi olunabilir. Evet, eğer sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa bile
haklı sebepler. Bu haklı sebepleri göreceğiz. Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin süre olduktan sonra uygulanmaya devam edilmesi halinde sözleşme belirsiz süreli hale gelir. Evet, yani eğer acentelik sözleşmesinin süresi dolmuşsa, dolduğu halde acente ile tacir arasındaki anlaşma devam ediyorsa sözleşme belirsiz süreli hale gelir. Şimdi burada müvekkilin veya acentenin iddiası ölümü veya hapislenmesi halinde Türk Borçlar Kanunu'nun madde 593 uygulanır. Şimdi genellikle Türk Borçlar Kanunu'ndaki açıklarda da Türk Ticaret Kanunu'ndaki açıklarda da Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine atıflarda bulunmaktadır. Eğer burada Türk Ticaret Kanunu'ndaki bulunamayan veya ulaşılmayan hükümler, açık hükümler için Türk Borçlar Kanunu'na bakılabilir. Haklı bir sebep olmadan veya 3 aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır. Bak, haklı bir sebep veya 3 aylık, hani 3 ay yukarıdan belirsiz süreli sözleşmede 3 ay önceden ihbarda bulunulması, yani bildirimde bulunulması gerekiyordu. Eğer bu şartlara uymaksızın bir taraf sözleşmeyi feshederse, diğer tarafın uğradığı tüm zararı tazmin etmek zorundadır. Müvekkilin veya acentenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi veya iflas sebebiyle acentelik sözleşmesi sona ererse, işlerin tamamlanması halinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranlanarak belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da bu maddede yazılı hallere göre onun yerine geçenlere verilir. Evet. Eğer ölüm, ehliyeti kaybetme, iflas durumlarında da tazminat öngörmüş kanun. Denkleştirme işlemi. Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra müvekkil acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, birinci A maddesi bu. Yani müvekkil derken tacir, acentenin yeni bulduğu müşteriler sayesinde önemli menfaatler elde ediyorsa demiş birinci A'da. 2. B, yani acente sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak onun tarafında işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa, evet devam ediyor. Somut olayın özellikleri ve şartları değerlendirildiğinde ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir. Evet, burası biraz bu konu eğer birinci de demiş ki acente müvekkile menfaat elde ettirdiyse sözleşmeden sonra, ikinci de acente sözleşmenin ilişkisi sona ermesi sonucu onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılmış olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa demiş. Somut olayın özellik ve şartları, yani duruma bakarak somut bir şekilde acente tacirden, bağlı bulunduğu tacirden tazminat isteyebilir. Tazminat acentenin son 5 yıllık faaliyet sonucu aldığı yıllık komisyon ve diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Bir kısıtlama da koymuş. Acentenin son 5 yıllık faaliyet sonucu aldığı komisyon ve diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmesi faaliyetin devam sırasındaki ortalaması esas alınır. Müvekkilin fesih haklı sebepleri gösterecek bir eylemi olmadan acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin kusur sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse
acente denkleştirme isteminde bulunamaz. Yani müvekkilin haklı sebep fesatlı bir sebebi eylem olmadan acente eğer sözleşmeyi feshederse acente denkleştirme işleminde bulunamaz diyor. Yani tazminat isteyemez. Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme isteme hakkının sözleşme ilişkinin sona ermesi falan bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir yoksa hak dışı yüzdüsü olarak karşımıza çıkar. Bu hüküm hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşme ilişkinin sona ermesi halinde de uygulanır. Rekabet yasağı anlaşması acente ile tacir arasında acentenin işletmesine ilişkin faaliyetlerinin sözleşme ilişkinin sona ermesinin sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerini içeren ve müvekkil tarafından imzalamış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Ancak anlaşma en çok ilişkinin bitiminden itibaren 2 yıl süre için yapılabilir ve yalnızca acenteye bırakılmış olan bölgeye veya müşterisine, çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmenin tahallük ettiği konulara ilişkin olabilir. Müvekkilin rekabet sınırlaması dolayısıyla acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. Evet, müvekkil sözleşme ilişkinin sona ermesine kadar rekabet sınırlamasının uygulanmasından yazılı olarak vazgeçebilir. Bu halde müvekkil sözleşme beyanından itibaren 6 ayın geçmesi tazminat ödeme borcundan kurtulur. Taraflardan biri diğer tarafın kusurlu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle sözleşme ilişkisini feshederse ve feshetten itibaren bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa yazılı olarak bildirebilir. Bu maddeye aykırı davranış şartlar acentin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. Yani yine acenteyi koruyor. Şimdi diyor ki acentenin işletmesine ilişkin faaliyetlerin sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması. Evet, burada bir acente ile önceki şirketi arasında veya tacir arasında bir anlaşmadan bahsediyor ve bu anlaşma yapılabilir diyor. Yapılır diye bir şart yok. Rekabet sınırlaması yani bu anlaşmanın adı. Rekabet sınırlaması dolayısıyla acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. Evet, diğer dersimizde ticari şirket türleriyle devam edeceğiz.